Sevgili seyirciler, şu anda stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Şanlıurfa Valisi Sayın Güngör Azim Tuna stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Peygamberler şehri diye bilinen Şanlıurfa'dan, evet. Tarihi de çok derin tarihi olan Şanlıurfa'dan kalktınız geldiniz. Şanlıurfa üzerine konuşacağız. Hem sanayi konuşacağız hem tarihini konuşacağız. Bir cazibe merkezi aynı zamanda Şanlıurfa. Turizm konusunda ne gibi çalışmalar var? Turizmin son dönemlerde biraz arttığını biliyoruz. Özellikle Şanlıurfa'ya bir ilgi, bir rağbet var. Öncelikle bunun nedeni nedir? Onu soralım isterseniz. Şimdi Şanlıurfa dünyada bilinen en eski yerleşim yerlerinin olduğu, yani 12 bin yıla dayanan bir geçmişi var biliyorsunuz. Bu tabii ki ister istemez insanların ilgisini çekiyor. Hem yerli hem yabancı. Aslında işte birkaç sene öncesine kadar birçok turist geliyordu. İşte malum bölgeyle ilgili farklı algılardan, aslında Şanlıurfa'nın hak etmediği bir algı bu. Ondan dolayı biraz eski rakamlara tabii ki ulaşamıyoruz ama biraz da günümüzde biliyorsunuz artık şehirlerin de bir rekabeti var. Yani devletlerin olduğu kadar şehirler de turizmde müşteri çekmeye çalışıyor. Tanıtım çok önemli. Dolayısıyla biz de tanıtıma ağırlık veriyoruz. Gerek fuarlar vesilesiyle, gerekse başka projelerle. Ve gelen bir daha tekrar gelmek istiyor. Çünkü malzeme çok. Yani insanlığın ilk varoluşundan itibaren, biliyorsunuz peygamberler şehri diyoruz, bu unvanı aslında boşuna hak etmiyor. Bildiğimiz sadece bizim 8-10 tane peygamberin ayak izlerinin olduğu bir şehir. Bunlar işte Hazreti Nuh'tan tutun, Hazreti Lut, İbrahim Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam, Şuayb derken, şimdi bunları duyan insanlar zaten otomatikman bir gelip görmek istiyor. Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra da işte özellikle İslam aleminin, İslam dünyasının tabii ki önemli şehirlerinden biri olarak da kabul ediliyor. Peygamberler şehri olduğu için. Şimdi Türkiye'de bakın başka bir peygamberin kabrinin olduğu şehir yok. Bu önemli bir cazibe merkezi olmasında etken. Özellikle yerli turistler, bizim insanımız çok geliyor. Ama eski medeniyetlerin geçiş noktasında olması, onlara ev sahipliği yapması, bu da yabancı turistleri de aslında cezbediyor. Önümüzdeki dönemde de bu artacak. Şimdi yeni müzeler yapıldı. Özellikle devletimiz çok büyük bir yatırım yaptı. 70 milyon civarında bir harcamayla bir arkeoloji müzesi yaptı. Gelenlerin hepsi çok beğeniyor. Ziyaretçi sayısı hızla artıyor. Bu sene şu ana kadar ilk 5 ayda 350 bin insan ziyaret etti Şanlıurfa'yı. Bizim hedefimiz bu sene 1 milyon. Geçen seneyi tabii en az 2'ye katlayacak bir rakam. Bunun artacağını düşünüyoruz. 8-10 bin civarında bir yatak kapasitemiz var. O da gittikçe artıyor. 5 yıldızlı otellerin sayısı artıyor. Ulaşıma baktığınız zaman Şanlıurfa aslında her manada ulaşımı çok kolay bir şehir. Gerek hava yoluyla, işte gerek otobanlarla. Bölgenin de önemli bir cazibe merkezi. Bir taraftan işte Mardin'e, Diyarbakır'a, Adıyaman'a ve Gaziantep'e hepsini eşit mesafede, hepsinin ortasında önemli bir şehir. Tabii ki ortak kültürümüzün de aslında orada oluştuğu, o hem Orta Doğu'yla, Suriye tarafıyla, hem işte Anadolu'nun değişik coğrafyalarına gelen işte Türkmen obaları var içerisinde. Yezidi kökenli olanlar olmuş geçmişte. Bunların aslında bir kısmı belki göç etmiş, taşınmış ama mutlaka onların bıraktıkları var, izler var. Yani bunların musikisine, mutfağına, işte giyimine, kuşamına, hayatın her alanına aslında sinmiş izleri var. Ortak bir kültür oluşmuş. Yani burada medeniyet mirası. Yani insanlığın aslında başkenti diyebileceğimiz bir şehir Şanlıurfa. Yani bunu gelip görmek, yaşamak lazım. Kesinlikle. O yüzden bir tarafta Halfeti ilçesiyle biliyorsunuz orada Fırat üzerindeki kanyonları tekneyle gezebileceğiniz bir tabiat harikası var. Diğer tarafta Harran'da yine eski medeniyetin kalıntılarının olduğu, bir taraftan Şuayb şehri dediğimiz Hazreti Şuayb'in yaşadığı bölge, Soğumatar'daki mağaralar, bunlar hep kadim aslında mirasın ev sahipliği. Yani gelip gören tabii ki çok şaşırıyor ve bir daha tekrar gelmek istiyor. Eyüp Aleyhisselam kabri yine Viranşehir tarafında, Eyüp Nebi beldemizde. Orası da önemli bir cazibe merkezi. Yani Urfa gerek il merkezi gerekse ilçeleriyle
sahip olduğu işte Karacadağ'da mesela kayak yapabiliyorsunuz belli bir dönemlerde. Şimdi kongre turizmi de yavaş yavaş gelişiyor. Yani insanlar artık sadece tek bir sebep için gelmiyorlar biliyorsun. İşte kongre için geliyor. Bir taraftan da orayı hem tabiat ve doğa güzelliklerini hem de tarihini, kültürünü öğrenmeye çalışıyor. Tabii mutfağı da katmak lazım belki bunun içine. Şehrin merkezinde özellikle bu tarihi çarşılar, geleneksel sanatlar, bunların yaşatıldığı mekanlar, hediyelik eşya, alışveriş ve yöresel ürünler dediğimiz damak tadı özellikle çok merak ediliyor Şanlıurfa'nın biliyorsunuz. Evet. Bunu gerçi insanımız biliyor zaten. Türkiye'nin her tarafında Urfa mutfağı vardır. Zengin mutfağı, Urfa mutfağı. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde turizmden çok şeyler bekliyoruz. Hem yerli hem yabancı turist anlamında. İstiyoruz ki şimdi genç bir nüfusa sahip bir ülke olarak özellikle aileler çocuklarıyla gelsinler. Çünkü biraz doğu batı kaynaşmasına da ihtiyaç var. Biz bunu da teşvik edici projeler de uyguluyoruz. Özellikle lise öğrencilerine yönelik bütün diğer 15-20 tane ilimizden misafirleri ağırladık. Çocukların hepsinin tabii ki düşünceleri değişti. Gelirken farklı beklentiler, algı içerisine gelirken döndüklerinde Şanlıurfa ile ilgili gayet güzel hatıralarla döndüler. Bunların hepsi geleceğe yatırımdır diye düşünüyoruz. Bizim bu ülke insanının doğusuyla, batısıyla, kuzuyla, güneyle birbirini tanımaya, görmeye, kaynaşmaya ihtiyacı var. Bunda bizzat yapılması gerekiyor. Yani medya organları mutlaka bu konuda tanıtımda çok faydalı ama bu bizzat gidip görmek, ziyaret etmek, orada yaşamak, birkaç gün kalmak, o havayı teneffüs etmekle bütünleştiğinde o zaman kalıcı dostluklar geleceğe önemli bir miras bırakmış oluyoruz efendim. Efendim yatırımlar konusunda, şehre yapılan yatırımlar konusunda hangi sektöre daha çok talep geliyor? Yatırım konusunda o konuda bilgi verebilir misiniz? Şimdi Şanlıurfa tabii ki tarımın da başkenti sayılabilecek bir bölge. Burada başta pamuğu görüyoruz. Türkiye'de üretilen pamuğun yaklaşık yarısı, Çukurova'dan daha fazlası Şanlıurfa'da üretiliyor. Yani bu 500 küsur rakımı olan, iklimi birçok ürünü yetiştirmeye müsait olan ve GAP projesiyle de biliyorsunuz Atatürk Barajı'ndan besleniyor. Artık su problemi kalmamış bir ilden bahsediyoruz. Yani birçok şeyin üretilebildiği bir bölge. Evet, pamuk üretimi senede 2-3 defa üretim yapılıyor. Bu 2-3 üretimden birisi pamuk oluyor genelde. Tekstil sektörü tabii ki ağırlıklı olarak onlar açısından önemli bir yer. Onun dışında gıda sektöründe de yine önemli bir potansiyeli var. Yine makina, enerji, elektrik gibi alanlarda da bizim sanayimiz var. Ama önemli bundan sonrası, yani şimdi devletimizin verdiği birinci derece teşvikler kapsamında yer alan bir il olduğu için Şanlıurfa birçok yönden avantajlı, işte ulaşımıyla ve en önemlisi insan sermayesiyle. Yani genç nüfusuyla istihdam konusundaki tabii ki birçok yatırım yapmak isteyen firmaya hazır iş gücü. O yüzden şu anda çok talep var. Biz organize sanayi bölgesinde ki onun başkanlığında ben yürütüyorum. Bazen yer bulmakta zorlanıyoruz talep eden firmalara. Şu anda birinci, ikinci organize sanayi dolmak üzere. Üçüncü organize sanayinin altyapı çalışmalarına başlıyoruz. O noktada önümüzdeki dönemde bu cazibe merkezleri programıyla devletimizin, hükümetimizin yürüttüğü önemli bir talep var. Şu ana kadar 446 başvuruyla bu cazibe merkezleri programında en fazla talep alan il oldu Şanlıurfa. Ki bunun karşılığı aslında hepsinin gerçekleştiğini varsayarsak bu 10,5 milyar TL ve yaklaşık 50 bin kişi istihdamı öngören bir çalışma. Tabii bunun hepsi belki olmayacak ama şu anda 15 bin kişi çalışan sanayimizde belki önümüzdeki senelerde bu rakam tedrici olarak hızlı bir şekilde artacak. Biz bu pastadan önemli bir payı alacağımızı düşünüyoruz. Özellikle işte tekstil sektörü başta olmak üzere gıda ve diğer sektörlerde önemli bir talep var yatırımcılarımızdan. Türkiye'nin batısından işte hatta fabrikasını kaldırıp tamamıyla oraya taşımak isteyenler var. Çünkü iş gücü konusunda avantajlar var, genç nüfus, devletin önemli teşvikleri var. Bu da ilin gelişmesine tabii ki önemli bir katkı sağlayacak diye düşünüyoruz.
Yani Şanlıurfa'yı gelip gören, tanıyan insanlar, özellikle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, yani Halil İbrahim sofrası, onun cömertliği, misafirperverliği, insanların sıcaklığını gördükçe tabii ki daha da etkileniyorlar. Bunun en güzel örneğini aslında bizim biliyorsunuz Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız misafirperverlik gösteriyor. Şu anda Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli göçmenin 500 bin üzerindeki bir rakamı Şanlıurfa'da yaşıyor. Yani Şanlıurfa kendisi 2 milyon nüfusu var. 500 bin de Suriyeli var. 500 bin de Suriyeli var. Yani böyle dörtte biri bir nüfusun dörtte biri bir popülasyonu 5-6 yıldır ev sahipliği yapıyor, ekmeğini paylaşıyor. Bu önemli bir özellik. Yani bu aslında tarihten, yani insanlığın geçmişinden beri gelen peygamberler şehri olması özelliğiyle tabii bizim inancımızla, kültürümüzle yoğrulmuş bir şehir olarak buradan gelen bir özellik. Bu turizme de olumlu olarak yansıyor. Evet. İster istemez. Neticede insanlar yani ekmeğini, sofrasını paylaşıyor. Ve gelen misafiri mutlaka memnun göndermeye çalışıyor. Hatta eskiden anlatırlardı bu karayoluyla hacca giderken kafileler, o zaman Urfa'dan geçerlermiş. Evet. O zaman da otel falan yok. Konaklamayı herkes, Urfalılar kuyruğa girermiş ki ben evime mutlaka bir misafir götüreyim diye. Şimdi bu kültür hala var. Bu kaybolmuş değil. Yani misafir baş tacı kesinlikle. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet efendim. Yani her şey kar değil veya başka türlü bakmıyorlar. İnsanları iyi bir şekilde misafir etmeye çalışıyorlar. Biz bunun avantajlarını hem sanayide göreceğiz, hem turizmde göreceğiz, görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem Şanlıurfa için eskiye göre çok çok daha iyi olacak. Bir taraftan da Türkiye'nin en genç ili. Yani nüfus Türkiye'nin olarak yaş ortalaması evet. 31, Türkiye'nin genel yaş evet. ortalaması. Şanlıurfa'nın 19. Türkiye'nin en genç ili. Çok genç bir nüfus var, evet. Dolayısıyla bu nüfus bize sanayide de lazım, tarımda da lazım. Turizmde de lazım. Turizmde de lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu efendim. Eğitebilirsek ülkemiz için bir kazanç olacak. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sayın Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Valisi, stüdyo konuğumuzdu. Şanlıurfa'yı konuştuk, tarihini konuştuk, sanayisini konuştuk, üretimini konuştuk.